Merhabalar, bu videomuzda transformatörün temel çalışma prensibinden ve haliyle manyetik alan yasasından bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Müzik öncelikle manyetik alan yasasını kavramamız gerekiyor ve bunu kim buldu? Faraday buldu. Faraday kanunu adı altında da geçer. Tabi siz bunu lens yasası olarak da göreceksiniz. Çünkü lensin de bu formüle katkıları vardır. Bundan bahsedeceğim. Ama öncelikle ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Faraday diyor ki, bir iletkenin diyor içinden akım geçtiğinde etrafında bir manyetik alan oluşur. E aynı şekilde bir manyetik alanın yanına da iletken koyarsanız onun içinde de akım oluşur. Bir elektrik akımı geçer diyor. Ama bunun bazı koşulları var. O da esasında bunu anlatıyor. Diyor ki ya bu manyetik alanın yönünün değişmesi lazım ya da iletkenin hareket etmesi lazım diyor bu etkinin oluşabilmesi için. Şimdi bunu biraz daha açmaya çalışalım. Öncelikle bir iletkenimiz olsun. İçinden de bir akım geçsin. Akım geçtiği için de bu bir manyetik alana sahip olacak. Siz bunun yanına hemen bir iletken daha koyarsanız bu iletkende akım oluşur mu? Hayır oluşmaz. Neden? Çünkü yasaya göre ya bu manyetik alanın sürekli yön değiştirmesi gerekir ya da iletkenin aşağı yukarı oynaması gerekir. Yani ikisinden biri hareketli olacak ki bir akım elde edebilelim iletkenin içinde. Ee, o zaman şimdi alternatif akım aklımıza gelebilir. Alternatif akımın ne olduğunu bilmiyorsanız diğer videolarımızdan izleyebilirsiniz. Elektriği anlamak isimli video serisinde detaylıca anlatmıştım. Alternatif akım neydi? Artı ve eksi kutupları sürekli yön değiştiren bir akım türüydü. Yani haliyle manyetik alanın yönü de sürekli değişiyor. Bu demek oluyor ki içinden alternatif akım geçen bir iletkenin yanına ben başka bir iletken koysam, bu sefer o iletkende bir gerilim oluşacaktır. Yani içinden akım geçecektir diyor. Evet bu doğru çünkü manyetik alan sürekli yön değiştiriyor. İşte transformatör de tam olarak bu amaca hizmet eden bir cihazdır. Bu transformatörün içinde ekstra fazla bir şey yoktur. Sadece bir sarımlı iletken, karşısında da başka bir sarım sayısında bir iletken ve işte alın transformatör. Peki bu transformatörlerin amaçları ne? Biz niye böyle bir şey yapıyoruz? Direkt iletken geçseydi gitseydi. Transformatör bizim hatlarımızda gerilimi yükseltmek veya alçaltmak amacıyla kullandığımız cihazlardır biz gerilimi yükselterek akımı düşürürüz. Yani toplam güçte bir değişme olmaz aslında. Transformatör bunu nasıl elde edebiliyor? Daha demin anlattığım yasada hiç gerilim vesaire yükselmiyordu. Aslında şöyle, siz bir iletkenin üzerine bir sarım yaparsanız ve karşısındaki iletken, iletkene de 10 sarım sararsanız bu sefer ne olacak? Bir sardığınız iletkendeki gerilimin 10 katını alacaksınız karşısından. Ama bakın sakın şunu yanlış anlamayın. 10 kat bir kazanç elde etmiyorsunuz. Enerji zaten yoktan var edilemez, vardan da yok edilemez. Bu yasayı hiçbir prensip zaten aşamaz. O yüzden siz yoktan var etmiyorsunuz. Dediğim gibi gerilimi yükseltiyorsunuz ama bu sefer akım düşüyor. Yani toplam elektriksel gücünüz aslında sabit kalıyor. Siz bu cihazlarda belirli bileşenleri değiştirebiliyorsunuz sadece. Şimdi o zaman 10 sarımlı bir şeyin karşısına bir sarım koysam bunda 10 volt varken buna 1 volta düşer mi diye düşünebilirsiniz. Evet bu da gerçekleşir. Yani tam olarak böyle çalışır. Ama transformatörlerde ayrıca bir yapı daha vardır. Çünkü iletkenleri karşılıklı koyduğunuzda bu sefer manyetik alan her yere yayılmaya başlayacaktır. Ve bu her yere yayılan manyetik alanın tamamını iletken içine çekemeyeceği için bir sürü manyetik alan kaybolacaktır. İşte transformatörler bu yüzden dikdörtgensel, karesel yapıdadır. Neden? Çünkü o kare şeklinde bir Manyetik alanı emebilen bir malzemeden yapılır. Bu malzemeler etrafa yayılan manyetik alanı içine toplar ve diğer taraftaki iletkene aktarırlar. İşte transformatörün dışı o hücresi dediğimiz şey de bu işe yaramaktadır. Manyetik alanı tamamını toplayayım götüreyim ve diğer iletkene aktarayım. Diğer iletkendeki sarım sayısına göre de bir gerilim elde edeyim. Peki şey yapsak olur mu? Çok uç örnekler olsa bir sarıma bin sarım olsa bir volttan bin volta çıkacak mı? Evet çıkacak. Yani sizin sarım sayınızla alakalı. Tabii bir sarımla ne kadar güç taşıyabilirsiniz o da ayrı bir mesele. Yani 100 sarımı 10 bin sarım yapmak belki daha mantıklı bir hal alabilir sizin elinizdeki güce göre. Temel olarak transformatör böyle çalışıyor. Peki Faraday yasası, lens yasası demiştik. Bunlar ne? İşte Faraday yönü değişen bir manyetik alanda gerilim endükleneceğini söyleyen kişi. Peki lens yasası dediğimiz şey ne? Lenz diyor ki ya bu elektrik akımı vektörel bir büyüklüktür. Yani sen manyetik alanın yönü değişince elektrik üretiliyor, akım oluyor dedin ama akım ne yöne doğru oluyor bunu söylememişsin diyor. Ve akımın yönünü belli eden formüle birkaç eklemeler yapıyor. Yani bir önceki formüle eklemeler yaparak haliyle bu vektörel büyüklüğün yönünü de elde etmiş oluyoruz. Bu arada vektörel büyüklüğün ne olduğunu bilmeyenler için vektörel büyüklük dediğimiz şey yönü olan bir büyüktür. Biz yönlü büyüklüklere vektörel büyüklükler adını veririz. Bu bilgiyi de burada vermiş olalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bu transformatör serisi tabii ki devam edecek. Bu bir giriş videosu niteliğindeydi. Görüşmek üzere.